Herkese Tayland'dan selamlar. Biz iki tane bisiklet aldık kendimize ve Güneydoğu Asya turuna çıkıyoruz. Şu an Tayland'ın başkenti Bangkok'un 30 kilometre dışındayız. Buradan bir çıkacağız, Kamboçya'ya gideceğiz. Sonra Kamboçya'da birazcık gezeceğiz. Ondan sonra kuzeye doğru çıkacağız, Laos'a geçeceğiz. Laos'ta birazcık gezeceğiz. Sonra da Tayland'a geri döneceğiz. Şimdi arada bir de Vietnam var. Vietnam'a gidip gitmeyeceğimiz konusunda emin değiliz. Çünkü Vietnam toplamda 21 gün vize veriyor ve işte kuzeyden güneye upuzun bir ülke. Yolda karar vereceğiz. Bu rotaya Vietnam'ı ekleyecek miyiz, eklemeyecek miyiz bilmiyoruz şu an. Ben size kısaca bu bisikletleri nasıl toparladık onlardan bahsetmek istiyorum. Biz ilk önce Tayland'daki, Bangkok'taki ikinci el bisiklet satan yerleri gezdik. Bizim bedenimize göre bisiklet hiçbirisinde bulamadık. Ondan sonra Facebook'ta aramaya başladık ikinci el bisiklet satanları. En son şu bisikleti bulduk taneye. Bu bisiklet tam olarak böyle geldi. Üstünde çantaları vardı, gidon çantası vardı önünde. Bu bagajları üstünde takılıydı, çanta koyabileceğimiz bagajlar falan. Bu bisiklet tam tura hazır şekilde geldi. Sonra bana bisiklet bakıyoruz. Bana bisiklet bulamadık hala. Bana biraz daha büyük bir bisiklet gerekiyor. Bizim bu Facebook'ta gezdiğimiz yerlerdeki adamlardan birisi dedi ki, Bangkok'ta dedi, Bike Touring Club diye Bangkoklu tur bisikletçilerinin takıldığı bir tamirhane var dedi. Oraya gidin dedi. Orada dedi bulabilirsiniz dedi kendimize bisiklet. Benim bisikleti de orada bulduk. Ama benim bisikletin şöyle bir durumu vardı. Taneninki gibi hazır bir bisiklet değildi bu bisiklet. Biz bu bisikleti topladık. İlk önce bu kadroyu aldım. Sonra tekerler takıldı, gidon takıldı, çantaları aldık işte Decathlon'dan aldım çantalarını falan. Bir bisiklet topladık yani biz buna sıfırdan. Bike Touring Club'da biz Thor diye bir adamla tanıştık. Ya bu adam böyle sanki Tayland'daki amcamızmış gibi bizimle ilgilendi yani. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Her gün beraberdik. Bu bisikletleri yaptırdık. Sonra bu bisikletleri alıp başka bir bisikletçiye götürdü. Dedi ki bir de burada kontrol ettirelim bu bisikletleri dedi. İşte tekerler çıktı, göbekler çıktı, bilyeler değişti, jant akorları yapıldı. En ince ayrıntısına kadar bakımlarını yaptırdık bisikletin. Sonra akşamları bizi aldı, yemeğe götürdü, evine götürdü, ailesiyle tanıştırdı. Yani bir 4-5 gün falan Thor'la beraber vakit geçirdik ve bu bisikletlerin birçok parçası da Thor'dan hediye. Süper bir arkadaş edindik. Burada Thor'dan da bahsetmek istedim birazcık. Ben saçlarımı kestirdim bu arada. Çünkü bisiklet turunda uzun saç hiç olmuyor. Tarayamıyorsun saçı. Taramayı bırak, adam akıllı, yıkayamıyorsun bile saçı. İşte kask takıyorsun, kask sığmıyor falan, uzun saç bisiklet turunda olmuyor. Bir de 4-5 senenin sonunda da artık bir değişiklik yapayım dedim birazcık. Neyse yani kestirdik saçları sonuç olarak. Böyle püfür püfür devam edeceğim bu bisiklet turunda. Şu an bir evin bahçesindeyiz. Dün işte buraya geldik, ana yoldan giderken böyle bir sol tarafa bir döndük ara yollara. Böyle bu evlere sorduk kalabilir miyiz falan derken birisi bahçesine kurdurdu. Dün ilk önce buraya kurduk çadırımızı. Sonra biraz nemliydi, böyle çiğ yağıyordu. Oradan alıp buraya koyduk. Sağ olsun evin sahibi de vantilatör verdi bize. Püfür püfür uyuduk dün gece. Günaydın. Hazır mısın ikinci güne? Süper bir çadır bu. Değil mi? Evet. Tık diye kuruluyor, tık diye toplanıyor. Biz bayağı bir alışveriş yaptık. Ben size eşyaları tanıtacağım ama yeri geldikçe tanıtayım. Böyle hepsini bir arada tanıtmayayım. Hamağı kurduğumuzu hamağı göstereyim, işte sandalyeleri göstereyim falan. Ama ilk önce bir sandalyeleri göstereyim size. Bakın biz böyle sandalye aldık Decathlon'dan. O kadar rahat ki benim biraz önce oturarak videoyu çektiğim sandalye. Çok rahat ve ya birazcık ağır. 1 kilo civarında ama değer yani. Gerçekten değer. Yaşam kaliteni arttırıyor.
Bugün hava bayağı iyi. Şöyle söyleyeyim, bizde Decathlon'un bu kilometre sayacından var, bisiklet bilgisayarından var, ne diye adlandırmak isterseniz bunu. Şu an 37.2 derece gösteriyor havayı. Bu ne kadar doğrudur bilmiyorum ama sıcak yani hava, 30 derecenin üstünde. Bir yandan da insanı yakmıyor çünkü hafif hafif esiyor hava. Güzel ama güneş kremimizi falan sürüyoruz. Yollar da sakin arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ulan tam yollar sakin, gördüğünüz gibi dedim. 4-5 tane kamyon gelmeye başladı. Ama sakin yollar genel olarak. Çok araba yok. Bak yolun kenarında bir adam gördük. Böyle ufak bir gölcük var burada. Elinde arbalet var. Arbalet miydi? Arbalet miydi? Neydi bunun adı? Öyle bir şey değil mi? İşte ok fırlatan silah. Şundan. Bununla balık avlıyor vallahi. Aha! Ulan kaçırdık. Vuramadı. No? Okay. What do you have here? No? Yes. Yeah? Can I see? Wow. It's here. Whoa! This here? Yes. Yeah. Orada var. Bir tane de orada var. Bayağı büyük balıklar değil mi? Kocaman vallahi balıklar. Ne kadarmış bakalım? This is for you eat or sell, baht. No, anlamadım. Okay. Kapın kapı. Bay bay. Ha bak gidiyor adam. Ben şu an saatte 14 kilometre ile gidiyorum ama geçeceğim şimdi önümdekini. Ne kadar yavaş olduğunu düşünebiliyor musunuz? Kocaman bir yolda tek başımızayız. Kimse yok. Burası polis ofisi. Şu sol taraftaki de kralın fotoğrafı. Her yerde görüyorsunuz fotoğraflarını kralın. Hadi bakalım, artık hava kararıyor. Saat 4.30. Bir tapınak bulduk. Burada kalabilir miyiz onu soracağız. Umarım izin verirler. Sawadee kap. Little English? Parmaja nai ne? He? Parmaja nai? Yes. And we... Okay. I want to show you something. Oh. Pan, long pan. Yes, and can we put here? Here? Unit? Yeah. Yes.
It's good, eh? Huh? Good here, good. Oi, man. No. Oi, man, look. Man, don't pay hand. No? Look. Just here, kick, and sleep. Tomorrow, go. Possible? Not tonight. Maybe there. Oh, not. Very good, very good. Kapının altında bir yere koyduracak. Biz bir tapınağa yerleştik. Daha doğrusu geldik, Monk'a sorduk. Bizi tapınağın alt katında küçük bir odaya yerleştirdi sağ olsun ve 10 numara. Çünkü bisikletteki eşyalarını boşaltmak zorunda değiliz. Kapımız var, kilitleyebileceğiz. İçeriye kimse girip çıkmayacak. Tuvalet var. Banyoya çevirebiliriz tuvaleti ufak bir modifikasyonla. Kaldığımız tapınak burası. But what city do you, where you buy? Bangkok. So good. What is this? Nadi. Can I see? Familiar. Ah, it's mine. Ah, kapın kap. Kapın kap. What is this? What? Your hair. Your hair. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay. ไปไหนมาไหน ปลอดภัยแค่ว่าคาด Good luck ไปปวดเลย Yeah Good luck ให้ Cool นี่นู่นลำหนึ่งแล้วนู่นขึ้นแล้ว ชอบเซเวียร์ ให้ทุกชักแกลดิน ทุกชักเกิดสุดทุกวันนะฮะแล้วคุณเรียกไปกี่ You นู่น สาม ข้าม 3 ประเทศ 3 You 3 To Bangkok Bangkok ไปถึงเลย นู่นแหละ Sarımsak istiyor muyuz? Evet, birazcık sarımsak tozunu alabiliriz içine. Yalnız yarım paket makarna da bayağı var ha. Yani yarımdan biraz fazla koymuş olduk.
Şimdi oldu mu? Şimdi oldu. Domatesle beraber. Güzel. Burada duş da var. Tuvaletin yanında şöyle bir çeşme var. Şimdi ben bizim tencerelerden birini tas yapacağım. Böyle bir tencere. Herkese günaydın. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Dün gece kaldığımız oda şu odaydı ama şu an kapısı kapalı. Tapınağın altında bir yerde burası. This is yours. This is yours. Ama farklı. Ama farklı. Kapun kap. Dur bakalım biraz donation bırakalım değil mi? Doğru, biz bu tarafı görmedik vaktim. Aha. Buraya mı bırakalım? Evet. 100 baht bırakayım. Şu anki kralın babası, eski kral. Bu kiliselerin bakımını, işte maddi yardımı falan filan hep kraliyet ailesi yapıyormuş. Kraliyet ailesine bağlıymış bunlar. Onun için kral çok önemli ya. He? Bir de 20 vereyim. Nasıl? Om Mani Padme Om, Om Mani Padme Om. No? Come on, Lai. Good power. Yes. Okay, bye bye. Biz şu ortadaki Sanam Çeyiket şehrine gidiyoruz. Oraya girdikten sonra hemen bir sola dönüş yapacağız. Şehirden çıkacağız. Bakalım güzel bir yerde kamp yapabileceğimizi düşünüyoruz orada. Bak yumurta satıyor. Haşlanmış yumurta ve soya satıyor. Ama ihtiyacımız yok. Tokuz. Evet. Aa 20 baht. 5 tane, 4 tane yumurta. 4 tane yumurta 20 baht. Rüzgar başladı. Bulutlar da geldi. Bir yağmur yağacak gibi geliyor bana ama bilemiyorum. Göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Karardı ama tepesi. Bir yemek yiyecek bir yer bulalım da karnımızı doyuralım. Adam akıllı yemek yemedik bugün. Yağmur bayağı başladı. Rüzgar ve yağmur. Kendimizi böyle bir brandanın altına sakladık. Vallahi bayağı yağmur bastırdı be. Herkes kapattı tezgahını. Hazır şurada durmuşken yağmur yağıyor. Hızlı bir şekilde yemek işini halledelim İstiyoruz aslında. Tavuk, haşlanmış tavuk yiyeceğiz. Yok ama burada da yağmur yağdı. Yerde kablolar falan, benim de ayağımda sandalye biraz ürkütüyor beni. Elektrikten korkuyorum ya. Yani.
Şimdi burada abi haşlanmış tavuk satıyor. 50 baht tanesi. Ondan alıyorum. 15 bahta pilava verdim. Aynen çok hoş ediyorum canım ondan isterim. Hoppa! Kapın kap, bay bay. Kapın kap. Yağmur durdu, attık hemen kendimizi yola. Şu an saat 3. Bir 28 kilometre daha yolumuz var. 2 saatlik daha yolumuz var bizim. Bir atıştırdı ve bitti yağmur. Biz de şu an o bulutsuz açık olan yere doğru sürüyoruz zaten. Bakalım. Dümdüz yollardan gidiyoruz. Saatte 17 kilometreye ayarladık kendimizi. 17 kilometrenin altına düşmeden gidiyoruz. Yani Tayland'da bisiklet sürmesi keyifli. Dikkat, fil çıkabilir diyor. Şuradan böyle tuku 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 fil geldiğini düşünsenize. Ya da karşımızdan geçtiğini şöyle. Bu da neymiş ya? Baraj mı? Vallahi dönebiliriz o. Biraz önce üstü gördüğümüz üstü kapalı yere kurabiliriz çadırımızı. Aynen hava kararmadan kuralım. Biz milli park gibi, baraj gibi çözemedik ne olduğunu. Öyle bir yer bulduk. Hemen yanımızda böyle bir su var, göl var. Yan tarafında da böyle üstü kapalı bir yer bulduk. Buraya kuruyoruz çadırımızı bu gece. Adam geliyor mu? Ya şurada bir adam var da bize kurdurmadı biraz önce çadırı. Yani şu karşıya kurmak istemiştik, kurdurmadı. Biz de buraya kuracağız. Gitti bir şeyler dedi, geldi gitti falan. Bir geleceğim dedi, gitti bir daha da gelmedi. Onu bekliyorduk biz çadırı kurmak için. Neyse artık yapacak bir şey yok. Kuracağız yani değil mi? Aynen, acayip sivrisinek var. Yemek yapıyoruz. Yemek vakti. Bu akşamki yemeğimiz soğanlı, havuçlu, avokadolu, domates soslu bir makarna. Bugün toplamda 48 kilometre bisiklet sürdük. İyi yani, yavaş yavaş açılıyoruz. İlk gün 30 kilometre yapmıştık. İkinci gün 40 kilometre yaptık. Bugün de 50 kilometre yaptık diyebiliriz, işte 48 kilometre. Hiç yokuşsuz aynı yolları 3 farklı günde 3 farklı kilometreyle bitirdik. Bu yavaş yavaş alıştığımız anlamına geliyor. Birazcık karanlık ama ben anlatayım. İşte kullandıkça ekipmanlardan da bahsedeyim biraz. Artık benzin ocağı kullanıyoruz. Bunun içerisine normal benzin koyuyorsunuz. Yani bu da demek oluyor ki yani neredeyse dünyanın her yerinde ateşiniz var, ocağınız var demek oluyor. Benzin olan her yerde bunu doldurup yemeğinizi yapabilirsiniz. Şu an bunun içinde benzin var. Efsane olmuş. İnanılmaz mı? Acısı, baharatı. Makarna pirinçten çok daha iyi değil mi ya? Makarna o kadar pahalı ki. Şöyle söyleyeyim size. 2 dolar falan bazen bir paket yani. Bir paket makarnadan
2 yemek çıkıyor. Aynı fiyattaki bir paket pirinçten 10 yemek çıkıyor neredeyse. 10 yemek demeyeyim de yani 6-7 yemek çıkıyor. Pirinç daha hesaplı ama daha lezzetli. Ne kadar çabuk. Sen daha bitirmedin mi? Daha yarısını, çeyreğini yemişsin. Yuttum, yarım. Ay, boğazma karıştı. Ben açtım ya. Bitiremezsen zorlama. Vereyim mi biraz? Yok. Dünden kalan bulaşıkları yıkamaya gidiyoruz tuvalete. Horoz çok güzelmiş. Bizim çadır da işte burada çardağın altındaydı. Yağmur başladı. Yolun kenarında şöyle bir depomun yanına attık kendimizi kuruluğa. Bunlar da ne bilmiyorum, tavuk yemi mi? Öyle bir şey. Bekleyeceğiz şimdi. Yağmur yanına kadar buradayız. Baya birden zınk diye vallahi başladı. Şey gibi, muson gibi. Bugün de güzel yerlerde sürüyoruz bisikleti. Sağımız solumuz ağaç, yeşillik. Bunlar dikilmişler. Bunlar kauçuk olabilirler. Emin değilim. Ama burada çok kauçuk var. Ağaçları uyup kauçuğunu çıkarıyorlar içinden. Biraz önce size kauçuk falan dedim ya, dikiyorlar diye. Şimdi onun bir örneğini göstereyim. Bakın, yolun kenarında gördüm. Gördünüz mü? Sıra sıra kendileri dizmişler. Sonra ağacı böyle kesmişler. Burada böyle bırakmışlar kabuğunu. Tak 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 buradan buraya akıyor ve bunu da sonra satıyorlar. Bu kauçuk, kauçuğun ham maddesi mi? Kauçuk mu? Öyle bir şey işte bu arkadaşlar. Bu bir... Kokmuyor. Bundan, kauçuk bundan yapılıyor. Aha da adamı yaparken bulduk vallahi, tak 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 tak. Swadi kap. Can I see? Can I see? Can please? Böyle yapıyormuş bakın. Aha, attı onu. Bak. Hiçbir şey yok orada. Keser kesmez böyle beyaz süt gibi çıkıyor, akıyor. Görüyor musun? Aa, ne garip değil mi? Oo, bak o da buradan buraya. Tak buradan aşağıya. Vay be. Tak tak tak. Evet. Ya inşallah bir fil görürüz karşıdan karşıya geçerken ya. Şuradan tak 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 diye bir fil geçse ya. Yine ufak bir kasabanın içinden geçiyoruz. Hava da bozdu biraz ha. Yağacak yine, baksana. Someone like...
Çok komik. Yiğit. Çok komik bir şey bu. Var mı? Ne kadarmış bu? 200. Alalım bence ya. Nereye koyacağız? Çadırın tepesine mi? Evet. Bak tepeden ipi de var. Suratımıza doğru mu geliyor? Şöyle ipi de var. Ben sana bir şey söyleyeyim. Biz acaba burada konaklayacak bir yer mi bulsak ya? Ah! Okey. Alalım bunu. Tamam. Sawadika. Saat şu an 5'e çeyrek var. Biz aslında bugün biraz daha devam edecektik. Ama bugün hava bir yağıyor, duruyor. Bak. Duydunuz mu gök gürültüsünü? Yani yağmur geliyor. Dedik bugün kendimizi garantiye alalım. Biraz önce o dinozorlu fanları aldığımız adam bizi bir yere getirdi. Burada kalacağız da onun arkadaşının gelmesini bekliyoruz. 300'den fazla vermeyelim. Aynen 300'den fazla vermeyelim. No big money. If I have big money, I can have car, motorcycle. Look, it's two bicycle. This is bicycle. 350, okay. Huh? 350. Okay. No. Deal. No. Yeah. No. Where you come from? Turkey. Turkey. Oh, poor country. Muslim. You Muslim? Yes. We are brother. Yeah. So 300. Okay. Okay. Kapın kap, thank you so much. Kapın kap, thank you so much. Keşke baştan deseydik Türk olduğumuzu ya. How long you stay from Bangkok? Bangkok? Yes, how long you stay? From here? How many days? From Bangkok to here? Yeah. 3 days. 3 days? Yes. Uh-huh. Good. Okay, room is here. Tuvalete bakalım. Okay. Good. Tam da 2 bisikletlik yer var şu an. Parkir var yani odanın içinde. Nefis. Kaldığımız yerin yanında kocaman bir market var. Şimdi buradan biraz tavuk göğsü akşama güzel yemek yapacağız. 250 gram tavuk göğsü, 53 baht, salatalık. Tamam, bu kadar. Güzel. Hadi yemek yapalım. Yemeğimiz hazır. Şimdi salata yaptık, çoban salata. Başka ne yaptık? Pilav yaptık. Bir de havuçlu, biberli, soğanlı, tavuklu, soya soslu bir sote yaptık. Yemeleyeceğimiz sadece bu tuvaletteki musluk var. Şu an bulunduğum yer göl gibi oldu. Şurada bir gider var. Hem de banyo burası aynı zamanda. Orada böyle 10 yıllık kıl, saç, sakal birikmiş. Gitmiyor su. Bak şimdi ayağımla onları bir şöyle çekiyorum. Şimdi nasıl gidecek su? Doldukça almak lazım. Doldukça almak lazım. Bugün bir tane elektrikçiye girdik ya, oradan bir tane uzatma kablosu aldık. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Buna 3 tane priz, 1, 2, 3, 4, 5,
6 tane de USB giriyor. Aynı anda birçok şeyi şarj edebiliyoruz. Ben şu an drone'u, hoparlörü, powerbank'i, bugün bu aldığımız dinozorları, dinozor vantilatörleri. Basınca çalışıyor bu. 3 tane ayarı var. Güzel ama bunu niye aldık biz? Çadırda falan işte terlersek açarız diyor ama bak şimdi 1, 2, 3. 1, 2. Elektrik süpürgesi çalışıyormuş gibi yani. Neyse, dursun. Bugün yağmur yağmadı. Hava bayağı bozuktu ama yağmadı. Neyse iyi oldu, duş aldık. Aynı zamanda da eşyalarımızı şarj ettik. Benim powerbank'in şarjı bitmişti. This is cow? Cow? Cow. Tamam, pirinçmiş. Pirinçmiş. Bu işte sanırım bu pirinç halini almadan önceki o tarlada gördüğümüz hali çeltik. Sonra pirinç mi oluyor? Böyle bir şeyler oluyor olabilir bunda ya. Bunu sanki içinden mi çıkacak? Kurutuyor işte bunu herhalde şu an. Bak böyle tırpan gibi bir şey var elinde. Evet, gelirken de bayağı yolda pirinç tarlası gördük zaten. Traktörleri çalışırken de gördük, ilaçlarken de gördük, böyle kuruturlarken de gördük. Öyle tahmin ediyorum yani. Bu konu hakkında bilgisi olan varsa, biraz önce koyduğum işte videolar ne yapıyorlar o sırada pirince, o konuda bizi bilgilendirirse ben de ilk yorum olarak sabitlerim onu. Herkes faydalanır. Bir avuç versin. Bir avuç vereyim sana. Çıktı mı? Hı-hı. Çıktı valla. Bak kırık pirinç oldu. Yılan ölmüş. Bunu çıkartacağız o zaman yani değil mi? Bir şeyde. Tanenin öndeki bagaj farın üstüne gelmiş. O da tekere değiyor böyle gıç 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 ses çıkartıyor sürekli. Dondurma, dondurma. Dondurma, ice cream. Sadika. Sadika. Yapalım. You have lemon? Tamam. Ha, böyle dondurma küpleri var. Tamam. Neli bunlar? This is vanilla. Vanilla. Coconut. Coconut. Coconut mi? Yes. Ha, çubuğu yok mu? Çubuk takacak. Hop. Haydi bakalım. Sen... Başka? One more? Coconut, one more. Başka böyle meyveli sarı bir şeyler var mı? Var. Ama yani. No, the, this one. Jambalay, jambalay. Jambalay? Jambalay. Jambalay. Ne acaba? Jambalay. Bakalım neymiş jambalay. Okay, how much? What? 20? 20. 20 baht. Banchali? Tulian. Tulian. O ne? Hiçbir şeyle mi? Ay benzin gibi kokuyor. Duryanlı. 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 Beğenmedin mi? Kokusu çok kötü. Yumurta gibi. Acayip iyi geldi bana da. Burada duryan diye bir meyve var. Bu meyve çok kokuyor işte. Bunda metrolara, trenlere falan böyle binmek yasak bu meyve yanınızdayken. Alışveriş merkezlerine girmek yasak falan. Biz daha hiç yememiştik şimdiye kadar ama herkes şey diyor duryan için. Ya seversin ya sevmezsin. Bu galiba böyle biyolojik bir şey biliyor musun? Belki. Vücudunla ilgili bir şey. Dereotunu yani. Sevmemek gibi bir şey oluyor. Bazılarına sabun gibi kişniş. Geliyor diyor ya. Kişniş sabun gibi geliyor bazılarına.
Mesela burada biz çok iyi bir örnek olduk. Ben bayıldım mesela. Tane hiç sevmedim. Direkt kusurdu. Kokusu bile şu an bana şey geliyor. Nasıl kokuyor sana şu an? Mango gibi. Sen dalga mı geçiyorsun? Benzin yalıyormuşum gibi. Çok iş değil. Okay. Tırtıl mı bu sence şimdi? Bence evet, bir çeşit tırtıl. Sülük olsa yapışmıştı şimdi. İnşallah laps diye sokmaz. Çok komik yürüyor. Sülükap. Benzin işte, 91 benzin. 91 yok. Benzin. This benzin. Benzin. Okay, benzin. This benzin. Okay. Can we talk back? Okay. But me, okay. Yes, but there is. Wait. Hadi bakalım, nerede konuşalım. Bir 95 ile 91'i karıştırdık ama inşallah bir... Okey? Kapım kap. Bay bay. 15 baht verdik, bir haftalık yemeğimize. Bir şey diyordun. Ha, karıştırdık. 95 oktanla 91 oktanı karıştırdık. Vallahi inşallah sıkıntı çıkmaz. Ama ne yapıyoruz? Deneye deneye öğreniyoruz. Yine girdik köy yollarına. Çadır kuracağımız yere gidiyoruz. Bu sefer de bir baraj gölünün yanında olacağız. Bakın sol taraftakiler de papaya. Bunlar satmak için mi? Fide mi? Çok dip dibeler, evet. Bilemedim. Kamboçya için antrenmana başladık. Kamboçya'da yollar hep böyle olacak. Çok köpek var ya. Bu Kamboçya sınırına yaklaştıkça köpek sayısı da artmaya başladı. Gün nasıl batıyor baksanıza. Bulutlar falan efsane. Kapalı diyor. Bir şey diyeceğim. Bir şuraya bakalım mı bir? Gel. İşte geldik yine bir gölün yanına. Çadır kuracak yer bakıyoruz şu an. Hava nasıl batıyor baksanıza, güneş. Yine biraz geçe kaldık. Yani hava karardı. Kararacak. Ama güzel bir yer bulduk kendimize. Hemen burada gölün yanında. Şu karşıda da bir tane Taylandlı bir aile kamp yapıyor. Onlar da bu gece burada kalacaklarmış. Burayı kırıyoruz çadırı. Yer fıstığı aldık. Yer fıstıklı pilav yapacağız. Yaban gibi açtım vallahi ağzımla. Yer fıstıklarını hafiften şöyle bir kavuruyoruz. Kokusunu çıkarıyoruz. Pirinç.
afiyet olsun. Afiyet olsun. Nasıl? Gel bak bakayım. Fena olmuş ama. Şey, Ramazan. Hı? Tabaklara nasıl karınca bastı bakar mısınız? Yere bakın, her yer karınca dolu. Bunları poşete yarın sabah yıkanacakta ısırıyor. Dur bakayım. Geliyorum bana. Şöyle olsa çok iyi işte. Evet, bugün gideceğimiz şehir Aranyapratet. Aranyapratet. 36 kilometremiz son. Bugün bizi bir böyle toprak yollara atıyor, bir küçük köy yollarına atıyor. Çok güzel, arabasız bir gün geçiriyoruz neredeyse. Ama hava fena kapattı. Bizim de son 15 kilometremiz, yani 1 saat demek. 1 saat içinde yağmur yağmazsa çok güzel olacak. Yağarsa geçmiş olsun bu, çünkü yağacak yağmur bence durmayacak. Üf. Fena bastırdı. Baksanıza, gökyüzü gözükmüyor bile. Belliydi bunun zaten böyle yağacağı. Neyse, bu yağmurun tamamen dinmesini beklemeyelim zaten, değil mi? Bak, biraz azaldı. Hatta birazcık azaldı. Let's go. Hadi, durdu biraz. Yağmur durdu, yağmur durdu da yağmurlukları giyene kadar inceden bir ıslandık. Yarım saate oradayız. This is cow. Cow. No, rice, cow. No. Ah, oh, rakşi ya. Whiskey. Whiskey? Evet. Hay whiskey. Evet. Yeah. Wow, toplasana. Sert değil mi? Bayağı sert. Can we have one for her? Okay. Two. Yes. Kendi ev yapımı bir viskisi var herhalde. Ablanın. This is... Can I see? Buymuş içtiğimiz şey. Ben bunu ev yapımı zannettim. Ev yapımı değilmiş. Ops. Bak. Okay, kapın kap. Zehir gibi ama, değil mi? Yine başladı. Şuraya sakladık kendimizi. Geldik. Yağmur mağmur falan derken geldik. Şu an Aranyapratet şehrindeyiz. Burası Tayland'la Kamboçya'nın sınırında, Tayland tarafında bulunan son şehir. Böyle bir yer bulduk biz kendimize. Bulabildiğimiz en uygun fiyatlı yer burası.
Hatta şöyle söyleyeyim, şimdiye kadar Tayland'da kaldığımız en uygun fiyatlı yerde burasıydı. Hemen şöyle hızlıca nerede kaldığımızı göstereyim. Bakın yine bizim bu sandalyeleri koyduk buraya, katlanabilir sandalyeleri. Bunlar mükemmel şeyler arkadaşlar. Bunları bu yolculuk boyunca bol bol söyleyeceğim sanırım. Çünkü her bunları kurduğumuzda, her bunların üstüne oturduğumda ya iyi ki bunları almışız diye helal olsun Yiğit diyorum yani kendi kendime. Odamız böyle bir yer. Tane hemen çalışmaya başladı. Tane grafik tasarımcı. Kitaplar tasarlıyor, işte tekstil ürünleri tasarlıyor. İşte en son Hamza'nın, Japon Hamza'nın çıkarttığı ürünlerin bütün tasarımlarını Tane yaptı. Eğer ki sizin de böyle tasarım işleriniz falan varsa Tane'nin Instagram hesabını yazıyorum buraya. Tane'ye yazabilirsiniz. Şimdi odamız da burası bizim. Böyle iki tane yatağımız var. Burada bir tane klima var ama klima çalışmıyor. Fanlı bu oda. Biz toplam 5 gün bisiklet sürdük. Bu süre zarfında da 290 kilometre yol yapmışız. Ne yaptık biz kısaca? Bangkok'tan çıktık. Tık 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 tık. Hiç böyle deniz kenarına gitmeden aralardan bu Aranyaprabhapa kadar geldik. Böyle artık Tayland defterini kapatıyoruz. Buradaki işlerimizi bitiriyoruz. Ben video editliyorum. Tane kendi işlerini hallediyor. 3-4 gün sonra buradan ayrılıyoruz ve Kamboçya'ya geçiyoruz. Bundan sonraki video Kamboçya'dan gelecek. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu kadar.